Haberin Peşinde ekibi en güzel illerimizden bir tanesi Elazığ'dayız. Ve Elazığ, Kovancılar ilçesine bağlı olan Şenova. Efendim ismi gerçekten çok güzel. Ben Şenova'ya vuruldum diyebilirim. Bir ovası var. Görmeye değer, manzarası süper. Ve yanımızda çok değerli muhtarımız var. Atilla Anıl. Muhtarımız geçmişte İstanbul'da ticaretle uğraşıyordu. Köyüne döndükten sonra vatandaşın teveccühüyle muhtarlığa seçiliyor. Aynı zamanda da muhtarlar dernek başkanı oluyor. Bu da yapmış olduğu çalışmaların karşılığı diyoruz. Ve yanımızda yine kıymetli abimiz var, Niyazi Anıl. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediklerinden bir şey var. Efendim köye geri dönüş nasıl olur diyor. İşte onu da abimize soracağım, Niyazi Bey'e. Köye geri dönüşün sebebini öğreneceğiz. Ve biz şimdi Şenova Mahallesi'ni köyünü konuşacağız. Bakalım muhtarım bize neler anlatacak. Efendim merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz yine. Hoş bulduk Atilla Bey. Bizleri evinizde ağırladınız. Öncelikle sizlere ekip adına teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ederim. Bizler de teşekkür ederiz. Sevgili muhtarım, muhtarlık bir sevda işi, gönül işi. Nereden geliyor bu sevda? Bu hizmet gerçekten bir gönül işidir. Evet. Sevda şöyle başlamıştı. Bunu da açıkça söyleyeyim. Başkanımızın bize dediği bir söz var. Millete hizmet etmek gerçekten bir gönül işidir. Biz de onun yolunda gitmeyi gerçekten tercih ettik. Allah da bunu bize nasip etti. Çok şükür bu yolda da yürüyoruz. Hayırlı olsun diyelim. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünden devam ediyoruz. Evet sevgili muhtarım, muhtarlık bir gönül işi dedik. Aileden var mıydı böyle bir şey daha önce? Ailemizde daha önce de yoktu. İlk var. İlk oldu. Evet. Hayırlı olsun diyelim. Sağ olun, razı olsun. 31 Mart'ta göreve geldiniz. 1 Nisan sabahı azalarımızla beraber 6 rakibin içerisinde birinci çıktınız. Evet. Şenova'da yapılması gereken hizmetler neydi? Hizmete nereden başladınız? Şimdi Şenova'da geldiğimizde hizmet genelde yapılan bir hizmetti. Ama bazı eksiklerimiz yani vardı. Yani hizmetler vardı. Evet. Eksiklerimiz vardı. Eksiklerimizin içinde genelde park ilaçımızdı. Yollarımız, kilit park ilaçımız. Yollarımız. Ondan sonra su içi. Sularımız, içme sularımızı. Genellikle bunları hepsini hemen hemen bitirmiş olduk. Peki çok... pandemi vardı, kriz vardı, sizlerin şanssızlığı. Bunlara rağmen bu hizmetler geldi tabii mi efendim? Bunlara rağmen hizmetler geldi. İlk tabii ki karantinaya alan köylerden birincisi de bizim köy oldu. Elazığ bölgesi. Evet. Evet. Tabii ki öyle bir talihsizlikle yaşadık. Olsun. Evet. Sağ ol. Ama Allah'ıma hamdolsun, çok şükür. Köyümüz iyi. Şu anda pandemiden dolayı. Herhangi bir sıkıntı sorun yok. Herhangi hiçbir sıkıntımız yok. Tabii ki şimdi biraz sonra da köyümüzü gezdiğimiz zaman evet. Yapılan çalışmalarımızla bir de göreceğiz, evet. Anlatacağız. O zaman da tabii ki takdir yine siz değerli arkadaşlarım olacak. Kamuoyunu olacak, evet. Tabii ki kamuoyunu olacak. Şu ana biz de devletimizden razıyız. Allah da sizden razı olsun. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Peki sevgili muhtarım, desem ki Şenova'ya 3 tane bu dönem için, bu 5 yıl içerisinde sığdıracağınız hayaliniz neler desem, birinci sıraya neyi koyarsınız? Birinci sıraya suyu koyarım. Su olmazsa olmaz. Ha, su evet. Olmazsa olmaz. İkinci sıraya kesinlikle yolu koyarım. Evet, ulaşım daha. Üçüncü sıraya da gençlerimize kütüphane, spor alanı. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Millet Parkı içerisinde kütüphanesi olan, sosyal evet. Aktivitleri olan, gençleri sokakta kurtarmak için bunlar şart. Bunları koyardım. Üçüncüsü de bu. Üç tercihim olursa üçüncüsü de olurdu. Birinci sırası, ikincisi yol,
Üçüncüsü kütüphane ve spor alanı. Evet. Gençlerimize. İnşallah biz de 3 yıl boyunca muhtarımı takip edeceğiz. Bunların İnşallah. Yapıldığını tabii ki ekrana taşımak istiyoruz. Evet. Demek ki sevda işi bu, gönül işi yapınca oluyor. Evet. Ben muhtarıma teşekkür ederim ama röportajımız bitmedi. Tabii ki. Tabii ki devam edecek. Şimdi Niyazi Bey'e dönüyorum. Efendim merhaba, nasılsınız? Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Niyazi Bey, Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz ki köye geri dönüşün olması için uğraşıyor. Sizdeki bu sevda neydi? Sizi geri köye döndüren olay nedir? Değerli arkadaşım, yaklaşık 35 senedir İstanbul'dayım. Gurbetçisiniz, evet. Gurbetçiyim ama hiçbir zaman köy unutmadım. Çok önemli, evet. Zaten hep hayalimdeydi köye dönüş. Kısmetti sana gidiş. Allah nasip etti. İnşallah evde bitince evet, köyünüzü seviyorsunuz. Çok seviyorum. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, sevgili seyircilerimiz, vatandaş köyünü gerçekten unutmamalı. Doğduğu yeri hiçbir zaman unutmamalı. Devlete yük olmayan tek millet, köylü milleti. Vergisini verir, üretimini yapar. Hizmet istemekte doğal hakkı. Tabii ki burada muhtarlarımızla aradaki bir köprüdür. Yapılan hizmetleri, verilen hizmetleri alıp köyüne taşımakta onları mutlu eder. Biz şimdi Şenova'nın sokaklarına ineceğiz. Bakalım muhtarım bize neleri gösterecek. Şenova'yla ilgili sokak röportajımız devam ediyor. Tabii ki suyu kesilmeden önce müsaadeniz varsa buyurun. Bir kelime daha konuşmak buyurun. İstiyorum. Tabii ki bu konuştuğumuz kelimeler için de bir de bir arzumuz var. Evet. Arzumuz şudur ki reisimizle birebir külliyede görüşmemiz. Evet, yani bunu bir daha istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın yolunda devam eden muhtarlarımız kendisiyle birebir görüşmek istiyor. Çünkü bu bir özlem, bu bir sevda, bu bir taleptir. İnşallah şu pandemi de bir an önce biter. Sayın Cumhurbaşkanımız da önceki gibi yine muhtarlarımızı külliyeye davet eder. Birebir dinler diyorum. Aynı zamanda bu şekilde milletvekillerimizin olsun, belediye başkanlarımız olsun, siyasi parti başkanları olsun muhtarları dinlemesi gerekiyor. Efendim siyasette, hizmette, köylerde başlıyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz, İstanbul'un 7 tepesi varsa Elazığ'da Şenova'nın da bir tepesi var, seyir tepesi. Gerçekten gurur verici muhtarım. Gerçekten öyle tabii ki. Tekrar söylüyorum, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten köyümüz çok güzel bir köy. Planlı, yerleşim olarak. Örnek seçilen bir köy. Örnek köy. Evet, örnek seçilen bir köyümüz. Şu anda köyümüzü biraz uzaktan net olarak görüyoruz. Evet, kameraman arkadaşım gösteriyor. Kameraman arkadaşımıza çeksin. Şu anda biçerlerimiz de ekinlerimizi biçiyor. Evet. Olanımız çok güzel bir köy. Tabii ki Allah herkese de böyle bir köy nasip etsin. Amin. Ve köy halkı da çok duyarlı. Baktığın zaman köyde sokak ortasında bir tane çöp göremedim. Yok, bu da çok önemli. Tabii ki bu da devletimizin bize sağladığı imkanlardan dolayı. Bize bu çöp kontrolü verdi. Köylerimiz de tabii ki o konuda duyarlılar. Çöplerini çöp kontrolüne aldı. Vatandaş bilinçli. O konuda. Seviyesi yüksek. Yüksek yani. Tabii. Evet. Seviyesi yüksek olan bir köy. Okuma seviyesi yüksek olan bir köydür gerçekten. Demin sohbetimizde söyledim. Evet. Geçmen köyü gerçekten evet. Medeniyetin olduğu gerçekten bir köy. Gerçekten medeniyetin olduğu bir köy. Ben de o konuda gerçekten köylerime hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu 9 senedir ben burada çalışıyorum. Diğer bir şey evet. Yapıyorsun. Sağ olasın. Bu sene nasıl? Bu sene buralıdır. İyi değil. Ülke genelinde. Evet, ülke genelinde. Evet. Ama bu bölge yine de diğer yerlere nazaran iyidir. İyi geçiyor. Evet. İyi. Peki devletin evet. Desteği yeterli mi? Yeterli değil. Ne olması istersin? Biz istiyoruz devlet bize destek falan verirse. Bir yani güç versen devlet. Sizlerin de bir birim evet. Olması lazım. Evet. Tabii. Evet. Tabii. Evet. Tabii. Evet. Bizim borcumlar bu sene çok evet. Vatandaş, çiftçi gerçekten evet. Haklı.
Muhtar güzel bir hizmet. Buraya kadar yaptığınız 9 yıldır devam etmesi. Tabii ki biz Enver abimiz de yaklaşık 1900 yıldır beraber çalışıyoruz. Gerçekten Allah kendisine razı olsun, biz kendisinden çok memnunuz. Yani ekimlerimizi gerçekten en hassas bir şekilde biçiyor, köylümüze teslim ediyor. Yalnız evet. Tabii ki Enver abimizin dediği bir konuya şöyle değineyim. Yeni bir biçer almış. Tabii ki ister istemez borç altına girmiştir. Evet. O da devletimizde devletimizde biraz yardım istiyor. Tabii ki bu da onun doğal bir hakkıdır. Evet. O konuda ben de teşekkür ederim. Evet, çok memnunum. Allah razı olsun. Çünkü sizler muhtarlarla... Eğer memnun olmasanız, 9 senedir, 10 senedir biz beraber evet. çalışıyoruz. Çok memnunum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Evet, sağ sevgili seyircilerimiz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olasın. Haklı. Tabii ki muhtarımız da bu konuda çok güzel bir konuya değindi. Diyor ki 9 senedir beraber çalışıyoruz. Yeni bir makine aldığı için devlet desteği o yüzden istiyor diyor. Bunlar ekini ne kadar düzenli yaparsa çiftçi o kadar fazla kazanır. Abi teşekkür ederim. Elbetler sağ olası. Çok ben memnun ben teşekkür ederim. Teşekkür size bu değerli zamanınızı ayırdığınız için ayrıca size hepinize bütün ekibinize çok çok teşekkür ederim. Tabii ki Kanal 24 ailesine tümüne. Evet, en sonsuz saygılarımı sunarım. Bizler de muhtarıma teşekkür ediyoruz. Efendim her ne olursa olsun diyorum bu ülke hepimizin, bizlerin ve yeni neslin muhtarım gibi sevdalara ihtiyacı var diyorum. Bir dahaki programda başka konuklarla görüşmek dileğiyle Allah'a ısmarladık diyorum. Hoşça kalın, bizde kalın. Allah'a emanet. Evet sevgili seyircilerimiz, başkanımızı da biz bugün gerçekten çok yorduk ama kolay değil. Sevda işi, gönül işi, hem kendi köyünün işi, hem muhtarların sorunu, hem buradaki çiftçilerin sorunu. Muhtarım tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Ben öncelikle size teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Bu fırsatı verdiğinizden dolayı. Teşekkür ederiz efendim. Tabii ki bize ilkini devlet büyüklerimizden başlayarak en alt tabakasına kadar hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunarım. Gerçekten bize verilen bu hizmetten evet. devletimizin çok büyük bir payı vardır. Evet, doğru. Bu sayın kaymakamım olsun, sayın valim olsun, sayın il encümenlerim olsun, sayın milletvekillerim olsun, sayın belediye başkanımız olsun, sayın özel idare müdürümüz olsun, çevre ve şehircilik müdürümüz olsun, il afet müdürümüz olsun. Bunlara özellikle ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kapısını çaldığınız her kişiye, evet. Kesinlikle. Doğru. Kimi hangi kapıyı çaldıksa bizi doğru. boş döndürmediler. Çok öncelikle önemli. Şunu söyleyeyim, jandarmamız olsun, emniyet amirimiz olsun, bunların gerçekten bize çok büyük destekleri vardır. Biz bunlara ayrıca hepsine özellikle teşekkür ediyorum sizin aracılığınızda. Size bu değerli zamanınızı ayırdığınız için size şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki inşallah başka bir zaman daha geniş güzel, bir zamanda, geniş bir zamanda daha iyi paylaşmak isterim sizlerle. Burayı anlatmak ne gün yeter, ne dakika yeter, ne saat yeter, ne televizyon yeter, ne gazete yeter. Bu sohbete doyum olmaz inşallah. Başka tabii. bir zaman yine başkanımla tabii tekrar beraber olmak istiyorum. Tabii ki vaktim varsa son sözlerimi toparlamak istiyorum. Tabii ki özellikle Kanal 24 ailesine, medya 24 ailesine. Evet. En alt tabakasından tut en üst tabakasına kadar. Hepsine saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.